aramızda büyük bir sorun var anlamına gelir. Bu sorun elbette Türkiye'nin başını ağrıtacak noktalara ulaşabilir. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak. Ama hükümet bunu yapmayı kendisi için gerekli görüyor. Risklerini planladıysa, göğüslemeye de hazırsa, ülkeye bir bedel ödettirmeyecekse bu tür kararlar alabilir. Yani dış politikada bundan daha ağır ilişkilerin olduğu dönemleri de Türkiye yaşadı biliyorsunuz. İşte bir Mavi Marmara'dan dolayı İsrail'le çok büyük bir kriz yaşanmıştı. Ama sonunda İsrail'in bütün uluslararası davalarını çekmek suretiyle Türkiye o işi kapatmaya kalktı. Üstelik de biz haklı olduğumuz halde. Diğer taraftan Rusya ile bir uçak düşürme hadisesi oldu. Yani bundan daha ağır sonuçları olan bir olaydı. Karşılıklı ekonomik gerginlikler oldu. Ama sonunda o meseleyi de halletti Türkiye ama bunu hallederken de pek çok tavizler verildi. Yani nükleer santralle ilgili bile ekonomik anlamda bir takım vergi indirimleri sözleşmesi yapılmış, işe başlanmış konuda vergi indirimleri, muafiyetleri getirmeye varıncaya kadar dünya kadar taviz verilmek suretiyle bu işte kapatıldı. Yani her olayın diğer boyutları ayrı, bu diplomasideki gerginliklerin, diğer ülkelerle arayı açmanın, hatta diplomatik kuralları zorlayarak bazı kararlar almanın Türkiye'ye faturası olmuştur geçmişte. Ama bu özellikle ekonominin içinde bulunduğu böyle bir ortamda bu faturaları artırmanın Türkiye'ye bir faydası yoktur. Peki Sayın Paylan, hakikaten bu söylenti… Yani mesela bu konular, mesela açıklama yapan büyükelçilerle ilgili işte istenmeyen adam ilan etme gibi bir karşı tarafı da rahatsız edecek bir tavra girmektense, ilişkileriniz iyi olsa ilgili ülkelere dersiniz ki büyükelçilerinizi değiştirin. Ya da geri çekin. Yani bunu ya da, doğru, ikili usuletle ve suhuletle der ya eskiler. Usuletle ve suhuletle halledilecek işler bunlar. Buraya gelmezler. Ama sürekli problem üretiyor. Yani ben buradan şunu çıkarıyorum. Gerek içeride gerek dışarıda problem üreterek, ülkeye bedel ödettirerek iktidarını sağlamaya çalışan bir iktidar yapısı var. Bu nerede duracak? Vatandaş bunun faturasını nereye kadar çekecek? Nereye kadar tahammül edecek? Bunların hepsinin faturası sonunda geliyor vatandaşa. Mutfağına yansıyor, tarlasına yansıyor, ahırındaki ineğinin maliyetine yansıyor. Evet. Sayın Paylan, farz edelim ki böyle bir şey gerçekleşti. Şimdi diplomasi karşılıklılık esasına bağlı bir yapı. Yani siz onun büyükelçisini eğer yurt dışına gönderirseniz onlar da sizin büyükelçisini ülkenize iade eder. Burada yalnız tehlikeli ülkeler var. Almanya, Amerika, Yeni Zelanda, Kanada. Yani sadece Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya. Yani hem Avrupa Birliği var, hem Yeni Zelanda var, Avusturya tarafında, hem Amerika var. Yani bütün bu büyükelçilere res demenin durup dururken, yani bunların yaptığı hareketin Türk kamuoyunda doğru anlaşıldığı ya da anlaşılmadığı konusu ayrı. Ya da diplomatik nezakete uyup uymadığı ayrı bir konu. Hukuki tartışması Sayın Şener anlattı, bu çok daha başka bir konu. Bunu bu kadar güncelleştirmenin sebebi, Türkiye'nin iç sorunlarını bir anlamda halka unutturmak da olabilir mi ekonomi başlıklı başta? Fatih Bey, bakın bir büyükelçi, biz de hepimiz diplomasiyi az çok biliyoruz. Böyle bir imzayı kendi Dışişleri Bakanı'nın veya hükümetinin kararı bilgisi olmadan atamaz. Yani bu o ülkelerin sonuç olarak iradesidir. Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, Yeni Zelanda'nın, İsveç'in, Avustralya'nın iradesidir. Yani onlar diyorlar ki, ya arkadaş bak, Türkiye'nin biz bir hukuk devleti olmasını istiyoruz. Hukuk devleti olmak için de yalnızca ben içeride efendim bir hakime talimat veririm. Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı ve binlerce insanı cezaevinde tutarım diyemezsin diyorlar.
Eğer sen uluslararası sistemin parçasıysan ve uluslararası sisteme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza attıysan o mahkemenin kararlarına uyuman gerekir diyorlar. Şimdi bu çağrıya siz büyükelçilerini kovmak gibi bir adım atarsanız siz bu ülkelerle köprüyü atma adımını atarsınız. Az önce Abdülhatif Bey'in de söylediği gibi bunun maliyetleri vardır. Eğer bakın gerçekten bu konuda diyelim ki bir ülke hadsizlik yapsa bütün siyaset kurumu olarak biz Cumhurbaşkanı'nın yanında oluruz. Ama siz haklı noktada, başka bir ülkenin haklı noktada yaptığı bir açıklama üzerine o ülkeyi bu ülkeden kovarsanız bunun maliyeti vardır. Maliyeti ne olur? Bu ülkeler köprüyü atarsınız. Bu ülkelerin sonuç olarak Türkiye'de yatırımcıları var. Türkiye uluslararası finans sisteminde bir parçası. Pazartesi günü dolar 10 liranın üzerine çıkar. Bakın 9.61. Şimdi pazartesi akşamı benzine 41 kuruş daha zam gelecek. Bunun üzerine salı günü de mazota 60 kuruş daha zam gelir. Şu anda Ağrı'daki çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Niye biliyor musunuz? Gübre geçen yıl 1500 liraydı tonu. Bu yıl 5000 lira. Yem de alamıyor hayvanın ötesi biliyor musunuz hayvanına? Niye? Yem geçen sene torbası 80 liraydı. Bu yıl 160 lira. Gariban milyonlarca yurttaşımız ayçiçek yağı evini alamıyor. Niye? Geçen yıl 40 liraydı. Bu yıl 80 lira. Bu ne olacak? Bu sefer efendim gübre 5000 liradan da 7000 liraya çıkacak. Yem 200 liraya çıkacak. Ayçiçek yağı 120 liraya çıkacak. Kim kaybedecek? 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kaybedecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın irrasyonel adımları, kavgacı, içeride huzur bırakmayan, uluslararası sistemde kavga eden ve bütün kurumlarımızı tarumar eden adımları, Merkez Bankası'nı mahveden, yargıyı bağımsız kılmayan, meclisi vesayet altında bırakan, basını özgür kılmayan adımları hem bakın keskin sirke küpüne zarardır. Türkiye insanı çekecek bunun maliyetini. Hepimiz hayatımızda hem özgürlüklerimizi kaybederek yani uluslararası sistemden koparak ve hangi gün kapımı acaba polis çalacak, beni de rehin alacak diyerek yaşayacağız. Dün Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinin halini gördük. Üniversiteyi çevik kuvvet bastı. Çocukları karga tulumba gözaltına aldı. Bir üniversiteye çevik kuvvetin girdiği bir ülkede bilim olur mu? Teknoloji olur mu? Yatırım olur mu? Hiçbir şey olmaz. Ot bitmez. Ve öyle bir ülkede de insanlar refahını da kaybederler. İşini de, aşını da, her şeyini de kaybederler. Şu anda Türkiye'miz maalesef bunu yaşıyor Fatih Bey. Ve bunu yaşamaya devam edeceğiz bu saçma sapan irrasyonel adımlar sonucunda. Bu gidişe dur demeliyiz. Bakın Türkiye'nin bütün akil insanları, ben Abdülhatif Bey'i de bu anlamda sayarım. Hepimiz sorumluluk almalıyız. Şöyle bakabiliriz ya arkadaş bu iktidar kaybediyor. Hayır, Türkiye'miz kaybediyor. Türkiye hiçbir zaman uluslararası sistemden bu kadar kopmadı. Hiçbir zaman bakın ben 90'lı yıllarda biliyorsunuz o dönemde böyle aşırı milliyetçi siyaset vardı ama mahkemeler hiçbir zaman bu kadar bağımlı olmadı. Basın hiçbir zaman böyle taraflı borazan haline düşmedi. Sivil toplum hiçbir zaman bu kadar işlemez hale gelmedi. Ülkemiz elden gidiyor, memleketimiz elden gitmiyor. Ben Abdülhatif Bey'de gerçekten saygı duyduğum bir siyasetçi. Onun gibi bütün siyasetçiler şimdi sorumluluk almalılar. Aksi takdirde bunun maliyetini bakın biz sonuç olarak değil çocuklarımız çekecek, gençlerimiz çekecek. Gençlerimiz bu ülkede artık yaşamak istemiyorlar. Özgür değiliz diyorlar. İmkanım olsa %70'i yurt dışına giderim diyorlar. Böyle bir şey yaşatma hakkına sahip değiliz. Bütün siyasetçiler olarak sorumluluk alıp bu gerçekten saçma sapan adımları durdurmalıyız. Aksi takdirde bu ülke elden gidiyor Fatih Bey. Hep beraber 84 milyon yurttaş olarak bu gidişata durur demeliyiz. Evet, haklısınız. Biraz ekonomide girmiş olduk. Arkadaşlar süremiz ne kadar? Bir dakika bir süremiz var mı Sayın Bakanım? Bu bir dakikayı da şöyle değerlendirelim. Neler konuşacağımızı konuşalım. Bu Sayın Erdoğan'ın çıkışının büyük ihtimalle içteki bu yangını, içteki bu perişanlığı bir anlamda kapatmak, örtmek, halkı bir dış tehdit, tehlike var diye bir araya getirip içteki sorunları unutup dışa doğru kenetlemek. Anlaşılan hesap bu. Bu kadar açık, bu kadar net. Yani bu kadar zorlamaz yoksa kimse bunu, değil mi bir siyasetçi olarak? Akıllıca bir iş değil yani. Yani ekonominin bu hale gelmesinin bir numaralı sorumlusu Sayın Erdoğan. Ondan yani yanlış politikalarıyla, yok. Doğrudan doğruya iç dinamiklerle, uygulamış olduğu iç politikalar nedeniyle ekonomiyi mahvetmiş vaziyettedir. Peki. Şimdi dış politika konularıyla bağlantılı konuşmak suretiyle algıyı o tarafa kaydırmaya çalışıyor.
Bir ara ama verelim. Bu çözüm değil. Bir ara verelim ve ekonomiye girelim. Sayın Paylan'a da soracağım sorular var. Çünkü o da Meclis Plan Bütçe Komisyonu ve iyi bir ekonomist. Onun da yanıtlamasını istediğim sorular var. Az sonra Türkiye